Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda bana gelen en çok sorulardan bir tanesi de yılan problemiyle nasıl başa çıkacağınızla ilgili. Bu konuyla ilgili biraz hazırlık yaptım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Yılanlar soğukkanlı canlılardır. Bulundukları ortam sıcaklığına göre vücut sıcaklığını ayarlayabilirler. Genel olarak kış aylarını mağaralarda, oyuklarda, çatlaklar içerisinde, uygun ortamlarda, uykuda geçirirler. Nisan, Mayıs ayı gibi tekrar aktivite göstermeye başlarlar ve beslenmeyle yaz aylarını üreme davranışlarıyla tamamlarlar. Ülkemizde ve dünyada kaç yılan vardır diye bir genel değerlendirirsek, dünyada yaklaşık 3000-3400 kadar yılan türü olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de 55 ile 60 kadar yılan türü var. Bunlardan 15 kadarı zehirli, yarı zehirli yılan olarak biliniyor. Engerek türleri de var ülkemizde. Genel olarak değerlendirirseniz bu canlılar ekosistemin çok değerli parçalarıdır. Besin piramidinde çok önemli yere sahiptirler. Farelerin, kemirgenlerin, böceklerin besin olarak kullandıkları için mücadelesinde çok büyük, bizim için önemlidirler. Eğer bir bölgede yılan popülasyonu azalırsa kemirgen popülasyonunda, böcek popülasyonunda artış bekleyebilirsiniz ki ülkemizde zaman zaman insanlar tarafından yapılan yanlış uygulamalar sebebiyle yılanlar öldürülmüş ve sayıca azaldığında o bölgede tarım ürünlerine zarar veren kemirgenlerin, farelerin ve diğer böceklerin sayısında bir artış olur. Bu sebeple doğal ekosistemin bir parçası olan yılanlara dokunmamak, zarar vermemek gerekiyor. Tabiat açısından çok önemli. Ancak olası bir durumda yılanlar zaman zaman insanların bulunduğu mekanlara, meskenlere gidebiliyorlar. Bu durumda tabii istenmeyen bir durum. İnsanlar bu durumdan büyük rahatsızlık duyabiliyorlar, korku duyabiliyorlar. Neler yapmalıyız? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle birinci durum, yılanlar dış ortamlarda, açık alanlarda gezinmeyi sevmezler. Genellikle kuytu, işte taş altları, odunların arasında, odunluk gibi yerlerde, gizlenebilecekleri noktalarda bulunmayı tercih ederler. Bu sebeple konutlarınızın etrafında birikmiş odun parçaları, odun yığınları, yaprak yığınları gibi şeyler varsa bunları temizlemeniz gerekiyor. Yani bazen araziye çıktığımda öyle konutlar, öyle yerler görüyorum ki etrafında her şey gizlenebilecek durumda. Kemirgenler gizlenebilir, böcekler gizlenebilir. Tabii bunların gizlendiği yere de besin kaynağı arayan yılanlar gelebiliyorlar. Yılanlar da bu türdeki noktalarda gizlenebiliyorlar. Konutumuzun etrafındaki odunları belli bir yere, uzak bir yere istif etmek, bir çimleri düzenli biçmek, temiz tutmak, kısa tutmak, otları, evimizin, konutumuzun etrafındaki otları temizlemek, sarmaşıklar varsa bunların mümkün olduğu kadar konutumuza, dairemize tutunmasını engellemek en büyük çözüm yollarından bir tanesidir. Bunu yaptınız, konutumuza girmesini engellemeniz gerekiyor. Nasıl engelleyeceksiniz? Konutumuza yılanların girebileceği kapılarımızın altında, eşik altında açıklıklar varsa buraları kapatmak. Bir telle kapatabilirsiniz, bir metal plakayla kapatabilirsiniz. Yarık, çatlak gibi bölgeler varsa buraları onarmak, sıva yapmak, alçı yapmak. Daha sonra taş duvarlar olabiliyor. Bunların arasındaki boşlukları onararak konutlarınızın içerisine yılan girmesini engelleyebilirsiniz. Bazı yerlerde taş duvarlar yerine beton duvarlar yapmak, dikey çit uygulamaları yapmak büyük fayda sağlar. Yani konutunuzun etrafında eğer 60-70 santim yüksekliğinde bir çit yapabilirseniz ağaçtan, betondan ve benzeri, yılan sizin konutunuza gelip giremeyecek, bahçenize giremeyecektir. Yine dış binanızın dış duvarı varsa da bunun demir kapısı vesaire varsa da bunların da altında ve üstünde yılanın içeri girişini engelleyecek metal plakalar, tel örgüler yaparak yılanın içeriye girişini engelleyebilirsiniz. Bunlar fiziksel tedbirlerdi. Peki yılanları kovmak için ne yapmak lazım? Arkadaşlar, yılanlar çevresindeki olayları, fiziko-kimyasal olayları dilleriyle algılarlar. Yılanlar dillerini çıkarıp toprağa değdirirler ve daha sonra da bunu çenelerin içindeki özel bir yapı içerisine koyup çevredeki olaylardan haberdar olurlar. Titreşimleri çok iyi algılarlar. Siz oraya doğru gittiğinizde hemen algılarlar. Zehirsiz yılanlar zararsız yılanlardır. Genellikle sizi fark ettiklerinde veya çevrenizde bulunduklarında mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde sizden uzaklaşmaya, kaçmaya çalışırlar. Bir yılana dokunmadığınız sürece, bir yerde sıkıştırmadığınız sürece yılanlar sizden mümkün olduğu kadar, zehirsiz yılanlar özellikle,
kaçmaya çalışırlar. Ama zehirli yılanlar daha güçlü bir zehire sahip oldukları için sakin bir şekilde beklerler. Siz onlara bir şey yaparsanız onlar da size saldırmaya çalışırlar. Ama siz bir şey yapmadığınız sürece orada sakin kalırlar. Uzaklaştığınız sürece, oradan uzaklaştığınız sürece herhangi bir zarar görmezsiniz. Ama siz elinize herhangi bir sopa alır bir şey yapmaya çalışırsanız tabii yılan da kendini korumak için bir şeyler yapacaktır. Bizim önerimiz şudur. Yılan gördüğünüz zaman mümkün olduğu kadar sakin bir şekilde oradan uzaklaşın. Ola ki evinize girdiyse itfaiyeyi arayın. Onlar tecrübelidirler. Özel aparatları uzun bir çubuk şeklinde ucunda tutma aparatı olan bir yapıyla gelip yılanı evinizden uzaklaştırıp götürebilirler. Bunun yanı sıra yılanların yaşam alanlarına mümkün olduğu kadar girmemek lazım. Doğal alanlara gitmemek lazım. Konutunuzda ilaçlama yaptırmak yılanlara bir fayda sağlamaz. Ama yılanlar çevredeki kokuları, kimyasalları algılayabildikleri için bazı kimyasal maddelerin, örneğin ardıç katranının, normal katranın, naftalin kokusunun, kükürtün yılanlar üzerinde repellent, kovucu özellik olduğu biliniyor. Yani konutunuzun etrafına katran püskürterek veya naftalinle kükürtü karıştırarak, uygulayarak yılanları belki repel, kovucu özellik olabilir. Ama %100 hiçbir zaman başarılı olur diyemiyoruz arkadaşlar. Bir caydırıcılığı vardır çünkü yılanlar, az önce de bahsetmiştim, dillerini temas ettirip, zemine temas ettirip tekrar ağızların içerisinde bir yapıya sokup etraftaki kimyasalları algıladıkları için bu kokudan rahatsızlık duyabilirler. Sarımsak kokusundan, katran kokusundan, mazot kokusundan, yoğun mazot kokusundan rahatsızlık duyup ortamdan uzaklaşabilirler. Ancak bunlar da evinizin etrafına gelmelerin temel sebeplerinden bir tanesi beslenmedir. Mesela bir kümesiniz varsa, yumurta, taze yumurtalar varsa, civcivleriniz varsa, evinizin etrafında kemirgen problemi varsa bu hayvanlar sizin evinizi gelip kontrol amacıyla, beslenme amacıyla, yaşam alanı olarak kullanmaya çalışabilirler. Lütfen bu hususlara dikkat edin. Yaban hayatından uzak durduğunuz sürece, yılanlara direkt saldırmadığınız sürece, vurmadığınız sürece onlar ekosistemin çok değerli parçalarıdır. Besin piramidinin çok önemli parçalarıdır. Zarar vermediğiniz sürece size direkt olarak zarar vermezler. Ola ki yeşillik alana gittiyseniz kendinizi koruyun. Çizme giyin, kalın ayakkabılar giyin. Taşların, oyukların altını çok kurcalamayın. Böyle kuytu yerlere falan girmeyin. Bunlara dikkat ederseniz zaten yılanlarla karşılaşma olasılığınız azdır. Ola ki yanlışlıkla karşılaşırsınız da sakin bir şekilde, çok sakin hareketlerle oradan uzaklaşın. Ani hareketler, panik hareketleri yaparsanız yılan da size saldırma davranışı gösterecektir. Arkadaşlar, az önce de bahsettim, zehirsiz yılanlar mümkün olduğu kadar ortamdan uzaklaşmaya bakarlar. Zehirli yılanlar daha sakindirler. Bizim bu hususlara dikkat etmemiz durumunda yılanlara zehirlemeye gerek yok. Onları korumamız da gerekiyor. Ola ki herhangi bir şekilde yılanı yakaladınız, mümkünse evinizden uzak doğal bir alana bırakmanızı istiyoruz. Yılanları öldürmek, zarar vermek suçtur. Konutunuza girdiyse itfaiyeyi arayabilirsiniz. Girmesini engelleyici tedbirler alarak bu yılanlarla mücadele edebiliriz. Zehirlemek kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Lütfen bu hususa dikkat edin. Dilerim faydasını görürsünüz. Hepinize saygılar sunarım.